Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet, haftanın ikinci günündeyiz ve seans arası itibariyle borsa ve Viyop konusunda bir ara analiz aktaracağım. Değerli dostlar, dün itibariyle olumlu bir seyir hakimdi. Haftaya olumlu başlanmıştı ama özellikle ikinci seansın sonlarına doğru gelen satış baskısıyla 85.300'ler seviyesine kadar bir geri çekilme oluştu. Ardından 85.500 civarında bir kapanış ile gün tamamlandı. Dün aslında seansın sonlarına doğru yoğunlaşan satış baskısını gerektirebilecek çok önemli bir neden yoktu. Fakat özellikle bayram tatilinin yaklaşması nedeniyle belki de taktiksel bir satış idi. Yukarıdan satılanlar aşağıdan bir yerine konmak ve bugün yarın itibariyle satış yapmak suretiyle bayram tatili öncesinde nakde geçmeyi düşünenlerin bir uygulaması, bir taktiği gibi de değerlendirmek mümkün olabilir. Zira Perşembe ve Cuma günü itibariyle gün sonunda aktarmış olduğum borsa yorumunda da belirttiğim gibi Perşembe ve Cuma günü itibariyle 83.500'lere kadar geri çekilen endeksin ardından gelen yoğun alımlar dikkate alındığında dün gerçekleşen özellikle kredi ve de yatırım finans tarafından gerçekleşen satışlar çok yüksek seviyelerde değildi. Bu alımlarını dikkate aldığımız takdirde bu açıdan bu satışların taktiksel bir satış olduğunu düşünmek mümkün olabilecek. Zira bugün endeksteki olumlu seyir 1800 puana ulaşan atağında bu durumu doğruladığını görmekteyiz. Ve arkadaşlar haftalık yabancı takas durumuna baktığımız zaman ise dün 0.23'ler seviyesinde bir artış mevcut iken bugün bu oranın 0.27 seviyesine ve takas oranının ise 64.06'ya ulaştığını görmekteyiz. En azından bu tablo bizlere yabancı satışının hız kestiğini ve sınırlı miktarda olsa bile alımların mevcut olduğunu ifade etmekte. Gelelim arkadaşlar endeksin teknik görünümüne. Aylık grafiğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Aylık grafiğimiz itibariyle şu 68 aylık ortalamaya denk gelen 87.800 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımızda bulunuyor şu an. Dolayısıyla 87.500'ler seviyesine yönelik bir atak yaşandı. Bu seviyeye yaklaşıldı. O halde bu seviyenin bir direnç etkisi yaratabileceği nedeniyle bu noktayı arkadaşlar akılda tutmakta yarar olacaktır. Aylık grafikten haftalık grafiğe geçelim değerli arkadaşlar. Haftalık grafiğimiz itibariyle uzun vadeli bir yükselen trendimiz mevcut idi ve bu trendten bir geri dönüş yaşamıştık hatırlayacağınız üzere. Şu an arkadaşlar bu trend desteğimiz 83.300 seviyesinde bulunuyor. Ancak yükselişin tepki boyutlarından çıkarak net bir şekilde bir yükselen trendin başlayabilmesi için öncelikle 90.700 bölgesinin aşılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olayım. Gelelim arkadaşlar günlük grafiklerimize. Günlük grafiklerimiz itibariyle 96 binler civarından başlayan geri çekilmenin hızlandığını dikkate almak kaydıyla şurada görmekte olduğunuz 23.6 seviyemiz 86.500 seviyesini ifade etmekte. 86.500 seviyesinin üzerinde kalındıkça endeksteki tepki niyetinin devam edebileceğini düşünebiliriz. Zira 86.500 üzerinde kalınması durumunda endeksin bir sonraki Fibonacci direnç hedefi olarak takip edeceğimiz nokta ise 88.400. Arkadaşlar bu 88.300-400 bölgesini son derece önemsiyorum. Zira bugün veya yarın 88.000 ve 88.400 aralığına yönelik bir atak gelişecek olur ise böyle bir atak olur olmaz bunu net olarak bilmek mümkün değildir. Zira 87.800 noktasında bir hareketli ortalama direncimiz de bulunuyor. Olası bir atak durumunda çok dikkatli olmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Bu direnç bölgesinin 88.000, 88.300 veya 87.800'deki hareketli ortalama direncini de dikkate almak kaydıyla 87.800 ve 88.300 aralığındaki 500 puanlık bölgenin oldukça kritik bir bölge olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle temkinli olunmasında yarar görmekteyim. Değerli arkadaşlar, şimdi ise 2 saatlik grafiklerimiz bazında konuya bakalım daha kısa bir vade olması bakımından. 2 saatlik periyot itibariyle ise 2 ayrı grafik üzerinden size yorum aktaracağım. Bu birincisi arkadaşlar 88.500 civarından başlayan geri çekilmeyi dikkate aldığımız zaman karşımızda şu noktada görülen bir destek noktası mevcut durumda. %61.8'e denk gelen 86.600 seviyesi
Zira ortalama olarak 86.500 diyelim. Özellikle takip edilmesi gereken seviye şu anda budur. Bu seviyenin üzerinde, yani şu bölgenin üzerinde kalabildiğimiz müddetçe 88.000'lere yönelik atağın gündemde olabileceğini görmekteyiz. Zira az önce de belirttiğim gibi 88.300'lere kadar bir atak olma ihtimali mevcut. Ama dikkatli olunması gereken bir noktadayız. Çok kısa vadeli pozisyonlar adına şuradaki 86.500 desteğinin stop loss olarak görülebilmesi, yakından izlenmesi mümkün olabilir. Yine 86.000 seviyesinde ise şu bölgede bir desteğimiz bulunmakta. 86.000 seviyesinin aşağısındaki kapanışların ise pek de olumlu olmadığını düşünmek gerekiyor. Özellikle 85.300 seviyesi kısa orta vade adına stop loss olarak değerlendirilebilecek. Bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda satışların yeniden 83.000 ve daha aşağısı yönünde risk oluşturabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Arkadaşlar, 120 dakikalık grafikler itibariyle bir başka çizimimiz ise 96.000'ler seviyesinden başlayan geri çekilmeyi referans almak kaydıyla yaptığımızda şu bölge arkadaşlar yine 86.500 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Şayet bu desteğin üzerinde tutunma gerçekleşebildiği takdirde yine 88.300 seviyesinin karşımıza çıkan bir direnç bölgesi olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere ilk seans itibariyle ne tür gelişmelerin olduğunu yansıtmaya çalışayım. İlk seans itibariyle aracı kurumlar bazında bir değerlendirme yaptığımız zaman kreditin 41 milyon TL civarında alım yaptığını, yatırım finansın ise 28 milyon TL, Merrill Lynch'in 24 milyon TL civarında ilk seans sonu itibariyle alımda olduğunu görmekteyiz. Kredit ve yatırım finans dün 50 milyon TL'nin biraz üzerinde satış yapmışlardı. Bugün ise bu satışlarını telafi etme eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Satıcılar cephesinde çok yoğun olarak satış yapmakta olan bir kurum veya özellikle yabancı menşeli bir kurum görmüyoruz. İlk 5 kurum bazında baktığımız zaman ise piyasanın 62 milyon TL civarında alıcılar lehine olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar, kredit bugün ne almış ne satmış, buna bakalım isterseniz. Kredit bugün Türk Hava Yolları'na ağırlık vermiş. 25 milyon, 26 milyon TL civarında Türk Hava Yolları alıyor. Aselsan 7.7 milyon civarında ilgisini çeken hisseler olarak görülmekte. Yine Akbank ve Koza'ya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Garanti üzerinde çok fazla bir ilgisi mevcut değil. Dün Garanti'de satış yapmış idi. Satış yapmış olduğu hisselere baktığımız zaman ise Vestel ve Turkcell'in ön planda olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada olan yatırım finans ne alıyor, ona bakalım arkadaşlar. Yatırım finans da kredit gibi Aselsan'a ilgi göstermiş. Garanti Bankası'na bir miktar ilgi gösteriyor ve Akbank'a ilgisi var. Satış yaptığı hisseler içerisinde ise Halkbank, Petkim ve Emlak Konut olarak görmekteyiz. İlk seans sonu itibariyle para giriş çıkış durumunu bir değerlendirecek olur isek, arkadaşlar, ilk seans sonu itibariyle Türk Hava Yolları'na kredit ve yatırım finansının ilgisi olduğunu ifade etmiştim. Zira %2 üzerinde prim yapmış durumda ve 16 milyon civarında bir para girişinin mevcut olduğunu görüyoruz. Akbank'ın 10 milyon 500 civarında, Garanti'nin 8.3 civarında, Aselsan'ın ise 6 milyon civarında, yine Kardemir'in 4.7 milyon civarında para girişi yaşadığını ilk 5 kurum bazında görebilmekteyiz. En çok para çıkışı yaşayan hisseler bazında ise Koza'nın 3.3 milyon, BİMAŞ'ın 2.5 milyon, Ereğli'nin, Yapı Kredi Bankası'nın ve Soda'nın para çıkışı yaşayan hisseler arasında yer aldığını, ancak para çıkışı yaşayan hisseler bazında çok bariz bir şekilde ön plana çıkan herhangi bir hissenin de olduğunu söyleyemiyoruz. Arkadaşlar, bir de Viyop açısından konuya bakalım isterseniz. Viyop Haziran kontratları itibariyle duruma bakacak olur isek, arkadaşlar, bu grafiğimiz 120 dakikalık bir grafiktir. Öncelikle size günlük grafik bazında bir değerlendirme yapalım. Günlük grafiklerimiz itibariyle dünkü kapanış sonrasında bugün için 111.400 seviyesi kritik bir direnç olarak, pivot direnci olarak ön plandaydı. Bunun öncesinde ise 109.675 seviyesi vardı. Bu seviye çok hızlı bir şekilde aşıldı. Dün de sizlere izah ettiğim gibi 109.000 seviyesinin üzerine çıkılıp yerleşilebilmesi durumunda 110.000 ve üzerine yönelik atakların olabileceğini, ancak dün zorlanılan 110.600 seviyesine dikkat edilme kaydıyla Viyop Haziran kontratlarının 111.300-111.500 bölgesindeki direncine yönelme olasılığının ön plana çıkacağını ifade etmiştim. Zira ikinci pivot direncimiz de bunu yansıtıyordu. Bugün itibariyle arkadaşlar baktığımız zaman Viyop kontratlarının 111.675 seviyesine kadar yükseldiğini ve bu seviyeden bir
geri dönüş yaşamak suretiyle 111.300 seviyesindeki desteğini şu an için muhafaza ettiğini görüyoruz. 2 saatlik grafiklerimiz itibariyle konuya dönecek olup isek arkadaşlar, kısa vadeyi değerlendirebilmek bakımından şurada görmekte olduğunuz gibi %23.6'ya denk gelen 111.200-111.300 seviyesi önemli bir direnç konumunda idi. Şu an bu direncin üzerinde bulunuyoruz ve bu seviyeyi destek yapmaya çalışıyoruz. Son 2 saatlik, 1,5-2 saatlik süre içerisinde bu seviyenin destek olarak çalıştığına tanık olduk. Eğer ki bu seviyenin aşağısına gelmez isek bu durumda 112.200 seviyesine doğru bir hareketlilik olabilir. Ancak şurada görmekte olduğumuz kalın hattımız 113.150 seviyesini yansıtıyor ki özellikle 113.150 seviyesine doğru bir atak olabilir veya olmaz. Bunun gerçekleşeceğinden emin olmak mümkün değil ama iyimserliğin devam etmesi durumunda, piyasadaki iyimserliğin devamı durumunda en çok dikkat edilmesi gereken direnç olarak 113.150 seviyesini görmekteyim. Ancak bunun haricinde 112.200 seviyesinin 111.750 ile 112.200 seviyesinin ise önemli bir direnç bölgesi olabileceğini akılda tutmakta ve bu seviyeleri yakından izlemekte yarar görüyorum. 112.200'ün aşılması durumunda ise 113.150 seviyesine ekstra dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar 109.000 seviyesi önemli bir viraj konumunda. 109.000 seviyesinin üzerinde biop için piyasa algısı olumlu olacaktır. Ancak geri çekilmelerde özellikle 109.000 üzerinde tutunma olup olmadığını, bu seviyenin bir ana destek, ana trend desteği konumunda izlenmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu andan sonra 111.300 seviyesi net bir destek olarak çalışmalı. 111.300 seviyesindeki desteğin ikinci seans itibariyle kırılacak olması durumunda öncelikle 110.600 ve ardından da 110.000 seviyesine doğru bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini dikkate almakla yarar bulunuyor. Dün itibariyle akşam aktarmış olduğum analizimde Diop'ta seans sonu itibariyle gelen sert satışların panik yarattığını ama gün sonu verileri itibariyle baktığımızda yabancı menşeli kurumların bu satışta herhangi bir payının olmadığını, onların işlemlerde etkin rol oynamadığını fark etmiştik. Dolayısıyla şu an için hangi kurumlar ne yapıyorlar gün içerisinde bilemiyoruz. Akşam saatlerinde seans kapandıktan sonra bugüne yönelik işlemleri fark edebileceğiz ve ben yine sizlere akşamleyin borsa ve Viyop'la ilgili olarak gün sonu analizi ve değerlendirmesi şeklinde bir analiz aktaracağım. Bu arada arkadaşlar piyasayı değerlendirirken son birkaç gündür dolardaki hareketleri çok ama çok yakından takip ediyoruz. Dolar TL'ye gelen satışlar direkt borsaya alım olarak yansımakta. Yani bu duyarlılık şu an çok daha üst seviyeye çıktığı için bir gözünüzün de dolar TL'deki gelişmeler üzerinde olmasında fayda var. 6.07.50 seviyesinin aşağısındaki dolar TL konumu borsa adına olumlu bir etki yaratabilecekken 6.07.50'nin altında ve özellikle 6.04'ün aşağısına inebilecek bir dolar TL koşullarında borsanın biraz daha alım yönünde yoğunlaşabileceğini hesaba katabiliriz. Evet arkadaşlar sizlere iyi bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalınız.